Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Online maçlara devam edeceğim ama öncesinde Michael'ın analizini yapacağız arkadaşlar. Paid gelen Michael'ın, kırmızı gelen Michael'ın, Fest'ten sonra kırmızı gelen ilk Michael oluyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Sayenizde, desteklerinizle 1000 abone olduk. 1000 aboneye özel bir video da çektik. Ben de varım. Bundan sonraki videolarda ben de olabilirim. Dediğim gibi eşim yemek tatlı ne varsa yapar. En son ben de afiyetle tadına bakar yerim. Öyle bir konsept olabilir. Bir aksilik olmazsa saat 12.30'da da bu video 11'de yayınlanıyor biliyorsunuz. 12.30'da da onu yayınlamayı düşünüyorum. Desteklerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. İzleyip destek olursanız da süre olarak da çok mutlu oluruz. Şimdiden destek olan, abone olan, izleyen, like atan, yanımızda olan, kısacası her zaman destekçimiz olan herkese, sizlere çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız arkadaşlar. Eğer ola ki bir aksilik olursa da en geç 1-2 gün içinde yine video yayınlanacaktır. Ama umuyorum olmaz ve 12.30'da yayınlamayı düşünüyorum normalde. Şimdi biliyorsunuz bu videoyu bir gün öncesinden çektiğim için bu şekilde konuşuyorum, net konuşamıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım o zaman. İyi seyirler diliyorum herkese. Şimdi öncelikle gelen Michael'ın yine shop'a da kayma ve pas kesmesi gelmiş. Ama pek iyi değil. İşte kaymayla pas kesme değil, pardon. Çalımla kayma gelmiş arkadaşlar. Düşük momentli onlar. Bunu biriktiriyorum bu arada biliyorsunuz. 14 gün biriksin, en son atarız. SR ve SSR ticket'larla beraber. Bakalım Michael nasıl gelmiş. 15 DB bugün lig maçlarını da tamamlayınca eventlerden geldi arkadaşlar. 10. gün bugün, 10. lig maçı bugündü biliyorsunuz. Cuma, cumartesi, pazar 3'er maç. Bugün 10. maç. Diğerlerini zaten yapmıştım. 15 DB oradan geldi, onu söyleyeyim. Bir 15'e yakın da şeyden alırız. Tamamlarsak 10 galibiyeti kupadan. Bakalım. Evet, Rising Sun geliyor Michael. DM geliyor. 1237 stamina ile geliyor. 22189 atak gücü var. Bunun 6465'i dribble. Biraz Michael için zayıf kalmış arkadaşlar. Halbuki Michael dribble'ı çok iyi olan bir oyuncu. Şutu 8584. Yani pası 7140. O da idare eder diyelim hadi. Defansta 24864. Bugün bunun 9066'sını takıl kayma oluşturuyor. İyi. Intercept 11217. Bu çok iyi. Bunu destekleyen teknik de 7172 arkadaşlar. O yüzden intercept'te fena olmuş yani. Fizik kısmında 18773 stat görüyoruz. Bunun 5829'u speed düşük bence. Power 5772, o da düşük kalmış. Şutu besleyen tekniği söyledik de zaten 7172 diye. Bakalım takım buff'ı kaç? 5 veya daha fazla kırmızı Japon, non-Japon oyuncu bulundurursanız 22 takım buff'ı var. Bir defaya mahsus matchup'ta kazanırsanız statları %30 artıyor. Bendeki Diaz gibi, o da bir defaya mahsus kazanırsanız %30 mu 35 mi artıyordu ya. S pas kesmesi var, 450 momentle çok iş yapar. A pası, A kayması, A çalımı var. Buraya diğerlerini ekleyebilirsiniz. Bond kısmında bu debuff olayından da artık sıkıldım. Hem buff hem debuff veren bu şekilde oyunculardan. 2 veya daha fazla kırmızından Japon oyuncu bulundurursanız 2.5 bond veriyor. Kızım yanıma geldi bu arada. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Aferin kızıma. 2 veya daha fazla kırmızından Japon oyuncu bulundurursanız rakipten 3 düşürüyor. Rising Sun oyunculara karşı %15 statları artıyor. Ve şöyle bir özelliği var. Auto Intercept Weaken'ı, Auto Intercept'i zayıflatıyor. Nasıl? Rakip defans ve DM oyuncularının Auto Intercept atma özelliğini %15 olarak, %15 ihtimalle düşürüyor arkadaşlar, zayıflatıyor. Aferin benim kızıma. Evet, bu şekilde geliyor dedik Michael. O zaman dönelim online maçımıza. Kızım, tatlı kızım benim. Online maçımıza girelim.
Hemen burada dediğim gibi 25 dakika kalmış bir maçı çıkarırız. Genzolu takımla oynuyorum. S1, A1, B1, C1 olduğu için full body standlar önem kazandığı için herkese iyi seyirler diliyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Yani ne desek az, eşimin kanalına da destekleriniz için teşekkürler. Yine bekliyoruz desteklerinizi. Bu arada 1000 aboneye özel videoda dediğim gibi ben de olacağım. Bundan sonraki videolarında da olabilirim eşimin. Güzel oldu ya. Konsept olarak. Haydi bakalım, rakibi bekliyoruz. Kim gelecek? Kim gelecek? Hadi ya, işten gelmişim, yorgun argınım. Zor da bir rakip çıkarma bari karşıma ya. Olaya kaçayım biraz. 10 galibiyeti alır, keyfime bakarım abi. Bronz ama rivalı var. 638, 748, 110k stat farkı var. 39 bond bizde, rakipte kaç bond? FC Tsubasa. Çıktı mı? Çıkmadı. Bond yok mu rakipte ne? Bond yok muydu rakipte? Hiç bakmadım ben. Haydi bakalım. Şöyle yapalım. Bravo Tusu. Güzel. İlk golümüzü atalım. Muhtemelen rakip bot ama yapacak bir şey yok. Bot olsun, ne yapalım derken bağlantı gidiyor. Bot değil mi yoksa? Bot değilmiş be. İyi, güzel. Hemen bir tane daha, süre az çünkü. Saat 7.37, 8'e kadar süre var. Hemen bir rakip daha bulup oynayabilecek miyim? Oynayacağım da yani sonu yetişecek mi? Onu bilmiyorum. Umarım yetişir. Yenilirsek de umarım yetişmez dermiş. Gelsin abi, gelsin abi. Evet. Sonraki bir DB daha. O da tamam. Sonraki kazandığımızda da bir DB daha gelecek. Rakibi bekliyoruz yine. Bakalım kim gelecek. Biraz çabuk bul rakibi. Süre sıkıntılı. Buldu hemen zaten. Ben bot diye düşündüm ama değilmiş demek ki ya. Çıktığına göre. Hani dümdüz ilerledi ya, Taybergen miydi? Neydi onun adı? Tagerbian mı? Taybergen. 3 yıldız. Platinum. Evet. Güçler yakın. Bondlar yakın mı? 39 bizde. O Hollandalılar da var, işimiz zor valla. Aslında tam Vakaşı Mazulukmuş bu maç. Ana kadroyla oynayabilirmişim. Konnichiwa. Ya yapma şunu ya. Ulan S1'de bile gittik, spamcıya denk geldik ya. 286 momentle 22k şut çekecek adam. Bana çıkarsan, ben de spamlamazsam görürsünüz sizi.
Ben de sizi spamlayacağım. O zaman da tabii Matsuyama tarih olmazsa çıkarana kadar. 26k. Mecbur bunu atacağız abi. Yiyebilir de. No way dostum, no way. Aldık Ozza. Bakalım bilebilecek miyiz? Yine vurdu ya. Şu çeker mi diye bir yandan düşündüm ama. Belli ki Genzo'yu bitirmeye çalışacak eleman. Yer mi bununla? Biz de vuralım o zaman. Biz de vuralım. Birazdan bir daha çeker Matsuyama ile atar şimdi. Evet, full power'ımız doldu. Ya of, şunu yapma işte ya. Gıcıksın ya. Ya gerçekten. Abi sevmiyorum böyle oynayanları ya. Lan bana çıksın, ben de öyle oynamazsam. En azından yabancılara karşı. Full power'da bir Z daha atabiliriz. Genzo'yu bitirdik. İkinci yarı Wakashimazu'yu falan alacağız artık. Yiyebilir bunu. Natu? Ya Natu nasıl çıkmadın ya? Abi Natu nasıl çıkmadı ya orada? Hayret bir şey. Bizde bu top.
Bizde. Geç be. Ne vardı geçseydin yani? Ne vardı yani? Hayret bir şey ya. Ne vardı geçseydin? Bir vursaydık. Hino'yla Genzo'yu çıkarmasam mı acaba, dayanabilir mi? Kayma yok bunda, güzel. Kayma yok. Bunda hem kayma hem pas kesme var. Genzo dayanır mısın ya 694 enerjiyle? 300-300-600-730 lazım. Abi bu da şeyi yer ya. Otuz dokuz buçuk. Böyle de 39.5. Bunda da sıkıntı şu. Japanese player killer. Alalım bakalım, seni alalım hadi. Hadi seni alalım. 39 bonddan 39.5'a çıktık. Öbürünü çağırma ya. Öbürünü niye çağırıyorsun abi? Hadi bakalım. Arigato. Hadi NATO ileri git. NATO. Hadi NATO. Hazır mısın Hino? Hazır mısın Hino? Ya niye yerden verdin ya? Gözünü seveyim, niye yerden verdin ya? Tüh. Vur gitsin ya.
Santana'ya verebilirim aslında da vermedim. Engelledi. Of be Radonga be, of be. Abi işte her türlü geçti gitti adam. Abi bu Hollandalılar ne güzel, hem rakip skill'i blokluyorlar hem de güçlüler. Direkt ceza sahasına her türlü gidiyorlar yani. Yedik. Hollandalılar durdurulamıyor abi. Bakışım az olsa belki durdururdu. Ana kadrom olsa. Al işte bir ver kaç da. Mis gibi. Çok şey ya, adaletsiz gerçekten ya. Mis gibi. Rakibin skill'i blokla. Ver kaçı yapa yapa kaleye git. Bir de şutu çek, gol at. Yedik golü. Yedik golü. Her türlü yedi abi. Rainbow atarsa belki. Yedi. Arkadaş bu Hollandalılar gerçekten oyunda haksızlık ya. Haksızlık ya. Kim girdi araya? Anlamadım ki. Bakalım durdurabilecekler mi? Aslında staminası azalmıştı ya. Blok yapmam gerekiyor dişi zekiyle. Oradan da yeme bir zahmet ya. Espadas, oradan da yeme yani. Ana skill'i de blokluyor, işe bak. Michael gelme araya, girme girme.
Ya yok artık ya. Gold'la geçemiyorsun. 5K stat farkı var. Gold'la geçemiyor. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok arkadaşlar. 5K stat farkıyla geçemiyor adam. Nasıl iş anlamıyorum yani. Oradan vuracak bu da. Artist. Kendini bir halt sanan oyuncular bunlar. Anca Matsuyama'ya at vur, Matsuyama'ya at vur. Her türlü kaptırdık zaten. Maç da bitti. Maalesef yeniliyoruz arkadaşlar. Hollandalı ve spamcı Matsuyama'lı takıma karşı 1-0 mağlup olduk. Maalesef sayılacak da saat 8'e 4 var. 8'den itibaren sayılmıyor biliyorsunuz. Bu mağlubiyet sayılacak. Neyse. Önemli olan 10 galibiyet almak. Videoyu burada bitiriyorum ama şu Hollandalılar gerçekten can sıkıyor rakipte olduğu zaman. Matsuyama zaten ayrı bir can sıkıyor. İkisi bir olunca direkt zaten combo. Evet arkadaşlar, şu videoyu burada bitiriyorum. Oynasarım kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tümüzüyle devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Desteğinizle 1000 aboneyi bulduk. Bundan sonra da desteklerinizi bekliyoruz. Gerek like olur, yorum olur, izlenme süresi olur. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkürler. 1000 aboneye özel bir video çektik. Bir aksilik olmazsa 12.30'da paylaşacağım. Olursa da 1-2 gün içinde paylaşırım. Orada ben de varım, onu da söyleyeyim. Sonraki videolarda da olmayı düşünüyorum. Eşimin yaptığı yemek veya tatlıları test eden en son yiyen kişi olarak. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.